Peki, o zaman ilk sorumuzla başlayalım. Şimdi. Başlayalım. Efendim, yarışmamıza başlıyoruz. İlk sorumuzu ekrana veriyoruz. Bakalım ilk sorumuz neymiş? Hazreti Peygamber'in ateşin odunu yakıp bitirdiği gibi o da iyi amelleri yok eder dediği kötü huy hangisidir? Ben şıkları bitirdikten sonra basabilirsiniz. A. Gıybet etmek. B. Yalan söylemek. C. Haset etmek. D. Hırsızlık etmek. Ateşin odunu yakıp bitirdiği gibi o da iyi amelleri yok eder. Hangisidir? Orta masada Lokman kardeşim cevap verecek. Yalan söylemek. Beş B ve şıkkı. yalan söylemek. İşaretledik. Bakalım doğru cevap olacak mı ilk soruda? Cevap alamadık. Sağ olun. Hayırlısı olsun. Tahmin etmiştim ben aslında Evet. da geç davrandım. C şıkkı gördüğümüz gibi haset etmek Evet. doğru cevabımız. Peygamberimiz hadis-i şerifinde haset etmek odunun ateşi yaktığı gibi Evet, iyi doğru. amelleri yok eder demiş. Evet. Bir kimse de var olan mal olsun, güzellik olsun onda değil de kendisinde olmayı istemek. Haset etmek Olur. bu Olur. şekilde Peygamberimizin kastettiği budur. İkinci soruyla devam edelim. Tamam hocam. Evet. Peki ikinci sorumuz ekrana geliyor. Güncel bir soru arkadaşlar. Hasan el-Benna ve 6 arkadaşı Mısır'ın hangi şehrinde bir araya gelerek İhvan-ı Müslümin teşkilatını kurdular? İlk kuruluş yıllarına gidiyoruz. A. Kahire, B. Port Said, C. Süveyş, D. İsmailiye. Menen kardeşim de cevap verme hakkı. 5 diyorum Foresight. Port Said'de bir araya gelerek İhvan-ı Müslümin'i kurdular diyorsunuz. Evet. İşaretledik. Bakalım doğru cevap olacak mı? Şıkkı maalesef ikinci soruda da cevap alamadık. Böyle bir biraz heyecan var. Heyecanla gidiyoruz. Tedirgin İnşallah. bir cevap geliyor sanki. Yani net şudur değil de bir tedirginlikle cevap geliyor. İnşallah bunu Doğrudur. atlatırız. Bu arada İnşallah. Kazım Şanlı Yani. kardeşimiz puanı olmamakla beraber şu anda Evet. önde gidiyor. Evet. Çünkü diğer iki yarışmacımız eksi 50 puandalar. Yanlış cevap verdikleri için. Hayırlısı olsun. Devam edelim. Ne demek? Efendim devam ediyoruz. Üçüncü soruya geçeceğiz. İlk iki soruda doğru cevap alamadık. Genel kültür bilgisiyle ilgili bir soru geliyor şimdi ekrana. Bakalım üçüncü sorumuz neymiş? Günümüzde iletişimin en önemli araçlarından olan telefon kim tarafından icat edilmiştir? A. Albert Einstein, B. Alexander Graham Bell, C. Jean Piaget, D. Stephen Hawking. Telefon kim tarafından icat edildi? Her gün kullanıyoruz da. Doğrudur. Acaba telefonun... Orta masada Lokman Gültekin kardeşim cevap vermek istiyor. Beş şıkkı Sander Alexander Graham Graham Bell. Alexander Graham Bell. Evet. İşaretledik ve bakalım doğru cevap alacak mıyız? Tebrikler. 100 puan verdik. Hayırlısı olsun inşallah. Allah Hayırlısı razı olsun olsun. Ama inşallah. 50 Devamı puanımız var. gelir. İnşallah devamı gelir. Tahmin mi yürüttük Lokman abi? Vallahi tahmin Tahmin yürüttük. yürüttük. Evet İyi abi. güzel. Cesaret cesaretinizden dolayı Allah da razı tebrik olsun. ediyoruz. Eksi Allah 50 razı olsun. puanda ve tahminle gidiyorsunuz. Alabilirsiniz kaleminizi. Efendim devam ediyoruz. Üçüncü soruyu da sorduk. Dördüncü sorudayız şimdi. Doğru yanlış sorusu. Ekranda bir bilgi göreceğiz. Bu bilginin doğru mu yanlış mı olduğunu soracağız. Sadece iki şıklı bir soru olacak. Sorumuz şu. Saatte dakikayı gösteren ibreye akrep denir. Doğru mu yanlış mı? Menen kardeşim. Doğrudur. Dakikayı gösteren ibreye akrep denir. Doğru dedik. Bakalım doğru mu yanlış mı?
Eksi 50 puan daha verdik. Olur, evet. Akrep saati gösteren, dakikayı gösteren ise Yelkovan. Yelkovan doğru. Olmalı. Yelkovandır. Evet. Yelkovan doğru cevap olmalıydı. Dolayısıyla bu bilgimiz yanlıştı. Size doğru dediğiniz için eksi 50 puan daha verdik. Menan eksi, kardeşim eksi 100 puana gerilediniz. Hayırlısı olsun. Daha 4 soru geride kaldı. Telafi İnşallah etme imkanı var. Sadece bir soruyla kurtulabilirsiniz dipten. İnşallah. Kazım kardeşimiz henüz cevap vermek istememiş. Evet. Herhalde böyle gitmeyi düşünmüyorsunuz. Yok, yani birinci olmayı düşünmüyorsunuz. Hani emin olmadığım için fazla şey yapmıyorum onun için. Evet, peki. Evet. Beşinci soruya geldik. Peygamberlerin sıfatlarından bir soru. Peygamberlerin zeki, akıllı ve anlayışlı olmak sıfatının karşılığı hangisidir? A. Fetanet, B. İsmet, C. Sıdık, D. Tebliğ. Peygamberler akıllıdır, zekidir, anlayışlıdır. Menan kardeşim? Aşk diyorum, fetanet. Fetanet işaretledik. Bakacağız doğru mu yanlış mı? Doğru mudur sizce Lokman kardeşim? Vallahi D şıkkı olarak sanki... Peki bakalım. Şeyimde var. Bakalım A şıkkı biz işaretledik. Doğru mu yanlış mı A şıkkı? Az önce belirttiğim buydu. Evet. Bir soruyla kurtuldunuz eksiden. Fetanet doğruydu. Peygamberler zeki, akıllı ve anlayışlıdır. İsmet günahsız İsmet olmalarıdır. Evet, doğrudur. Sıdk evet. Zaten doğru olmalarıdır. Sağlık kelimesi. Ve tebliğ de tebliğ görevi yapmalarıdır. Evet. Fetanet. Zekiler, akıllılar, anlayışlılar, peygamberler diğer insanlara oranla daha fazla tabii ki. 5 soru geride kaldı. Puan durumuna bakmak istiyoruz değerli izleyenler. Puan durumunda bakalım ne göreceğiz. Menan kardeşim 0 puanda. Az önce verdiği bir doğruyla. Orta masada Lokman kardeşim 50 puandasınız. Bir yanlış bir doğru cevapla. Ve son masada Kazım kardeşimizin henüz cevap sayısı da yok. Aynı zamanda puanı da yok. İşte bu puanlarla 6. soruya geldik. 6. sorumuz ekrana geliyor. Şöyle soruyoruz. Türkiye'de erozyonla mücadele amacıyla kurulan vakfın adı nedir? A. TEMA, B. Yeşilay, C. ÇEFKO, D. AKUT. Lazım kardeşim. Aşkı diyorum. TEMA diyorsunuz. İşaretledik. Ve doğru cevap mı diye bekliyoruz. Cevap. O da doğru geldi. Evet. Kazım kardeşim de puanla tanıştı. Doğru. TEMA Vakfı erozyonla mücadele amacıyla kurulmuş. Yeşilay yeşillendirme evet. Konusuyla. ÇEFKO geri dönüşüm. Ben ÇEFKO ile A şıkkında biraz şey yaptım ama dedim A şıkkı. Evet. Daha TEMA daha şey geldi bana onun için. Evet. AKUT'ta arama kurtarma. Evet. Özür diliyorum. Yeşilay daha çok alkolle mücadele. Sonradan birbirinin düzeltme oldu. Yeşilay alkolle mücadele, alkol sigarayla mücadele için kurulmuş. Ama AKUT'ta bir de arama kurtarma timi doğru. Olarak görev yapar. Altıncı soru geride kaldı. Geldik 7'ye. Siyer'den bir soru geliyor. 7. soruda ekrana geliyor. Tamam. Peygamberimizin aleyhisselam Medine'ye hicretini esas alan hicri takvim hangi ayla başlar? Hicri takvimin ilk ayı A. Ramazan, B. Zilhicce, C. Muharrem, D. Zilkadde. Lokman kardeşim. C. şıkkı Muharrem. İle başlıyor. Evet. İşaretledik. Bakalım. İnşallah. Pek tereddütle söylediğiniz gibi ama inşallah doğrudur. Yo, inşallah doğrudur da. Yani bakalım de... o zaman. Muharrem dedik. Doğru cevap mı? Yüz
puan daha verdik. Tebrikler. Allah razı olsun. Doğru cevap aldık. Muharrem ayıyla başlar. Hicri takvim. 7. sorunun sonunda 100 puanı daha orta masaya gönderdik. Sırada 8. soru var değerli izleyenler. Bir kelime soracağız. Kelimenin ne olduğunu da soracağız. Ancak kelimenin harflerinin yeri değişik. Harflerini karıştırmışız. Ekrana bakıyorsunuz. Bir akımın, bir hareketin oluşunu bildiren yazılara denir. Bir diğer adı bildiridir. Karşıda gördüğünüz ve harfleri karışık halde verilen kelimenin anlamı bildiri. Kuruluş bildirisi. Derler ki şu partinin nokta noktasıdır. Yan kuruluş. Hayır, yan bildiri. Kuruluş. Bir bildiriyle kendini açıklıyor. Süremiz devam ediyor. 30 saniyeye girdik. Son 15 saniyeye geldik. Baş harfi M'dir. M ile başlar. Evet, son harfte O bulunur. Son 2 saniye maalesef alamadık derken orta masada Lokman kardeşimin yandı. Son salisede diyelim. Allah doğrudur da bu O muhalefet diyeceğim de. Maalesef muhalefet. Çıkmadı. O şıkkı, o harfi biraz. Hayırlısı olsun tabii ki. Allah razı olsun. 50 puanla cezalandıracağız sizi. Hayırlısı olsun. Doğru cevabımız manifesto. Doğrudur. Evet. Olacaktı. Yani duymuşsunuz. Ben 2-3 harften biraz karıştırdım oraları. Bir türlü yani çıkartamadım. Manife kadar gidiyordum ama evet, manifesto. Hani evet, derler ki bir akım, bir hareket, bir cemaatin manifestosu derler. Evet, yani evet, bildiri evet. Yayınlar doğru, der doğru. Ki benim adım şudur, milli marşım ya da işte marşım şudur, şu özelliklerim var. Bu manifestodur. Evet. Hayırlısıyla 8. soruyu geride bıraktık. Bir iki tane soru daha soracağız. Daha sonra puanlara bakacağız. Puan durumu şu anda çok birbirinden uzak değil. 9. soruya geldik. Coğrafya bilgisiyle ilgili bir soru. Ekrana veriyoruz 9. sorumuzu. Toros Dağları Türkiye'nin hangi bölgesindedir? A. Güneydoğu Anadolu. B. Karadeniz. C. Akdeniz. D. Doğu Anadolu. Toros Dağları. Ben kardeşim. D şıkkı Doğu Anadolu diyorum. Toros Dağları Doğu Anadolu'da bulunur. İşaretledik. Bakalım doğru cevap mı? Maalesef doğru cevap alamadık. Toroslar Güneydoğu'ya da bir kısmı uzanır. Toros'un uzantısı denilir dağlara ama Toros Dağları Akdeniz kıyısına paralel uzanan dağlardır. Haritaya bakacak olursak. Bassaydım Akdeniz diyecektim. Evet. Keşke bassaydınız. Yok. Geçemedim şimdi. 50 puanı geri aldık Menan kardeşimizden ve 10. soruya geldik. 10. soruyu da soralım. Bir puan durumuna bakalım. Merak ediyoruz. Kim ne durumda? Ekrana geliyor 10. sorumuz. Verilen şıklardan hangisi Kur'an-ı Kerim'in tespitlerinden değildir? Kur'an-ı Kerim'in tespitlerinden değil. A. İnsanın zayıf yaratılmış olması. B. İnsanın iki yüzlü olması. C. İnsanın zalim ve cahil olması. D. insanın nankör olması. Kazım kardeşim. Evet, aşkı. İşaretledik. Evet. Bakalım A şıkkı doğru cevap mı? Tebrikler. Emin bir şekilde bastınız. Evet. Daha doğrusu 5 şıkkıyla da şey yaptım ama aşkı daha benim şeyime gitti yani daha Kur'an-ı Kerim'de. Evet, ayet-i kerimelerde olmadığını daha da insanın iki yüzlü olduğu belirtilir. Evet. Zalim ve cahil olduğu
nankör oldu ama zayıf yaratılmamış insanoğlu. Zayıf yaratılmış olsa Kur'an-ı Kerim insanlara gönderilmez. İman onlardan beklenilmez. Hani derler ya dağlara yükledik kabul edilmedi. En son insana verildi bu yük. O yüzden insan zayıf yaratılmamıştır. Kur'an-ı Kerim'inde böyle bir tespiti yoktur. 10. soruyu geride bıraktık. Sorularımızın 3'te 1'i bitti. Bakalım puan durumumuzda ne göreceğiz? Menan Üzüm kardeşim, eksi 50'ye yine gerilediniz. İnşallah tabii telafi ederiz. İnşallah telafi ederiz daha. Lokman Gültekin, orta masada 100 puanınız var. Evet. Kazım kardeşimizin 200 puanı var. İki cevapla 200 puanda. Temkinli, ne yanlış vereyim diye bir yol belirlemiş kendisine. Evet, hayırlısıyla devam ediyoruz. 20 sorumuz var. 11. soruyu ekrana veriyoruz. Siyer'den bir soru soruyoruz yine. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 6. yılında umre yapmak üzere 1500 sahabe ile birlikte Mekke'ye doğru yola çıktı. Bu esnada Medine'de yerini kime bıraktı? Ona kim vekalet edecek? A. Abdullah bin Zeyd, B. Abdullah İbni Ümmü Mektum, C. Abdullah bin Zübeyr, D. Abdullah bin Ziyad. Peygamberimizin yerine vekil olarak tayin ettiği şahıs kimdir? Saniyemiz var. Abdullah'lardan biri de hangisi acaba? Son 20 saniyeye yaklaşıyoruz. Evet, orta masada Lokman kardeşim cevap vermek istiyor. C şıkkı demek istiyor. Abdullah bin Zübeyr. Abdullah bin Zübeyr işaretledik. Evet. Ve bakalım C şıkkı doğru cevap mıdır? Maalesef doğru cevabımız C olmadı. B şıkkı. Abdullah İbni Ümmü Mektum olacaktı. Evet. Peygamberimizin yerine vekalet bıraktığı şahıs. 50 puanı geri aldık Lokman kardeşim. Alırız geri inşallah. Gitgeller devam ediyor. İnşallah hep geri alırız. Evet, inşallah diyelim. İşitsel bir sorumuz var. Farklı sorularımızdan biri. Bir ses duyalım. Daha sonra sorumuzu soralım. Sesimizi duyuyoruz inşallah. Are you afraid to die? It's death, either by killing or by cancer. The same thing. We are all waiting for the last day of our life. Nothing will be changed if it is by Apache or by cardiac arrest. Sorumuz şu. I prefer to be by Apache. Dinlemekte olduğunuz efsanevi konuşmayı yapan kimdir? Sesin sahibi kimdir? Kullandığı kelimelere biraz odaklanın. Ses tekrar giriyor. Süre de devam ediyor. It's death, either by killing or by cancer. The same thing. We are all waiting for the last day of our life. Nothing will be changed if it is by Apache or by cardiac arrest. I prefer to be by Apache. Apache diye bir kelime geçiyor. Sesi indirebiliriz arkadaşlar. Apache diye bir kelime geçiyor. Son 15 saniye. Bir şehittir. Filistinli bir şehit, komutan. Apache'lerle ölmek istiyorum. Son 2 saniyemiz. Maalesef süremiz bitti. Doğru cevap alamadık. Aslında
Şehit Abdülaziz Rantisi'nin meşhur konuşması, yatağında ölmek de ölmektir. Apache helikopterlerinden fırlatılacak füzelerle de ölmek ölmektir. Ben Apache'lerden fırlatılacak füzelerle ölmek istiyorum, şehit olmak istiyorum diye meşhur konuşmasıdır bu. Abdülaziz Rantisi, şehit komutan. Hayırlısı olsun, bu soruyu da geçtik. Sadece o kelimeden belki anımsarsınız diye tahmin ettim. 13. soruya geldik. Ekrana veriyoruz sorumuzu. Önünüzdeki kağıt kalemden faydalanabilirsiniz belki. Sorumuz şu, bir gün kaç saniyedir? A 86 bin, B 88.600, C 86.400, D 84.800. Kaba bir çarpma hesabıyla belki ortaya çıkar. Bir gün kaç saniyedir acaba? 24 saat. Buna dakikaya çevirmemiz gerekiyor. Daha sonra da saniyeye. 30 saniyeye yaklaştık. Menan kardeşim cevap vermek istiyor. C şıkkı 86.400. C şıkkını işaretledik. Bakalım doğru cevap olacak mı? Tebrikler. Hesaptan mı çıktı? Evet, hesaptan çıktı. Evet. Lokman kardeşim hiç kalem sallamadın. İyi değilsin herhalde hesapta. Ben olan puanları da götürmek istemedim. Onun için anladım. Fazla. Durumunu anladım. Allah razı olsun. Geri alıyorsunuz. Tekrar geri veriyorsunuz. Evet, o duruma düşmeyelim diye. Evet. Bir günde 86.400 saniye varmış. Yani bir gün 86.400 saniye dönüyor. İlginç bir soruydu. Sormuş olduğumuz. 14'e geçelim. Geçelim hocam. Veriyoruz ekrana 14. sorumuzu. İcazül Kur'an tabirinin karşılığı yani anlamı hangi şıkta doğru verilmiş? İcazül Kur'an. Kur'an'ın hükümleri A şıkkı. B Kur'an'ın benzerinin yapılamaması. C Kur'an'da ihtilaf olmaması. D Kur'an'ın toplanması. İcazül Kur'an. İcazül Kur'an. Menan kardeşim cevap vermek istiyor. A şıkkı Kur'an hükümleri diyeceğim hocam. İşaretledik. Bakıyoruz A şıkkı istediğiniz cevap mıdır? Maalesef doğru cevap alamadık. Doğru cevabımız B şıkkı olmalıydı. Beş kıymet Kur'an'ın benzerini unutmamız. O halde niye cevaplamıyorsunuz Kazım kardeşim? Cevapları tekrar okudum. Yani emin olmak için. Baktım arkadaşlarımdan da ses çıkmıyor. En iyisi emin olmak için. Peki. Arkadaş benden daha çok davrandı, evet. Erken davrandı. Hayırlısı olsun. Yani herhalde önde olmanızın verdiği bir rahatlık da var. Yanlış versem geriye düşerim diye. Bir 15. soruya da bakalım. Daha sonra puanlara bakalım ne durumdayız. Şimdi ekrana bir cümle vereceğiz ancak az önce kelimede yaptığımız gibi bu kez cümlenin yerini değiştirmişiz. Kelimelerinin yerini değiştirmişiz. Toplamda 5 kelimedir ve farklı bir yerleri var. Doğru sıralamayı istiyoruz sizden. Karışık halde verilen kelimeler doğru sıralandığında özlü bir söz ortaya çıkacaktır. Bu sıralama nasıl olmalı? Gördüğünüz gibi koyu halde gözüken bir cümledir. Sadece 5 kelimesi bulunur. Lokman kardeşim. İnsan sesini değil, sözünü yükseltmeli. İnsan sesini değil, sözünü yükseltmeli.
Doğru. Evet. Sesini değil, sözünü yükseltmeli insan. Sesini... Çünkü diyor, gök gürültüleri değil, yağmurlardır yaprakları yaşatan. William Shakespeare'in bir sözü, insan sesini değil, sözünü yükseltmeli. Yani söz kuvvetli olmalı, ses değil. Tebrik ediyoruz. Valla korktum, cevap vermedi diye bir anda. Kelimede olduğu gibi. Böyle uyuyor birbirine. Evet. Tebrik ediyoruz. Allah razı olsun. Orta masadaki Lokman kardeşimizi puan durumuna bakarak inşallah araya gideceğiz. Menan Üzüm kardeşim, puanınız yok. Orta masada Lokman Gültekin 150 puanda, Kazım kardeşimizin 200 puanı var son masada. Bu puanlarla ara veriyoruz. İnşallah ara dönüşü biraz daha fazla doğru cevap almak isteriz. Çünkü puanlar bayağı düşük her üç yarışmacımız için de. Evet. Benim yarışmacılarımıza sorularımızı yöneltmeye devam edeceğiz. Menan, Lokman ve Kazım kardeşlerimizle yarışıyoruz. Bu arada tebrik etmek lazım sizleri giymiş olduğunuz tişörtlerden. Evet. Mısır'a destek, Mısırlı kardeşlerimiz aylardır ayaktalar, darbeye karşı direnişteler. Biliyorsunuz Rabia işareti onlar için bir sembol oldu. Sadece onlar için değil, bütün dünya mustazafları için artık bir özgürlük sembolü oldu Rabia işareti. Şimdiye kadar farklıydı, şimdiden itibaren farklı bir sembol var. Tabii ki onlarla özdeşleşti, Mısırlı darbe karşıtlarıyla özdeşleşti. Yarışmacılarımız da bugün Mısır'a selam söylüyoruz. Evet, Mısır'a da selam yolluyoruz Rabia işaretiyle. Evet, Allah razı olsun. Ecmaîn'e inşallah. 16. soruya geçiyoruz değerli izleyenler. Ekrana geliyor sorumuz. Hemen karşınızdaki ekranda görebilirsiniz. Hazreti İsmail'in annesi Hacer'in su ve yiyecek bulmak amacıyla koşarak arayış içerisinde olduğu yerde bugün hacca gidenlerin yaptıkları ibadetin adı nedir? A. Say, B. Tavaf, C. Vakfe, D. İhram. Hazreti Hacer'in koşarak gittiği yerde, yani D şıkkı evet, dediniz. D şıkkı. İşaretledik D şıkkını, bakalım doğru cevap olacak mı? Say olmalıydı. Maalesef doğru cevap alamadık. 50 puanla da sizi de cezalandırıyoruz Kazım kardeşim. Daha doğrusu 50 puanı geri aldık. İkinci bölüme iyi başlamadık ama daha sorularımız var. 17. soruya geçiyoruz. 17. sorumuzda sorduğumuz soru şu. Aşağıdakilerden hangisi Dünya Sağlık Örgütü'nün kısaltılmış adıdır? Dünya Sağlık Örgütü'nün kısaltılmış adıdır. Birleşmiş Milletler bünyesindeki... A. UHW, B. UNICEF, C. WHO, D. NATO şeklinde kısaltılmış adları. Dünya Sağlık Örgütü'nün kısaltılmış adı hangisidir? Lokman kardeşim. B şıkkı. UNICEF. UNICEF. İşaretledik. Evet. Doğru mudur sizce Kazım kardeşim? Ben de B şıkkı düşünüyorum. Ben de A şıkkı ile C şıkkı arasında kaldım. Yani B şıkkını elediniz. Evet. B şıkkı bence olmalı. B şıkkı, evet. Peki bakalım hangi şık doğru cevaptır? C şıkkı doğru cevabımız. UNICEF çocuklara yardım kuruluşudur. Dünya çocuklarına yardım için kurulmuş Birleşmiş Milletler bünyesindeki kuruluş. Dünya Sağlık Örgütü ise C şıkkındaki kısaltılmış adı verilen şıktır. 50 puan daha geri aldık. Sağlık olsun. Lokman kardeşim. Hayırlısı, hayırlısı olsun diyoruz. Olsun inşallah. Evet. 18. soruya geçiyoruz. Kur'an'da geçen bir tabirdir aynı zamanda soracağımız soru. Karz-ı Hasen ne demektir? A. Karşılıksız verilen borç. B. İyi huylu olmak. D. Huşu içinde kılınan namaz. D. Başkasına iyilik etmek. Süreyi başlattım. Karz-ı Hasen.
Kardan Hasan'ın diye geçer. Kur'an-ı Kerim'de. Lokma, Kazım kardeşim. Başkasına iyilik etmek. Hasan bence odur yani. Hasenen tam emin oradan. Değilim. Evet. Ben D şıkkı düşünüyorum. Evet. Yani D şıkkını evet. işaretledik. Fakat çeldirici olarak da o verilmiş olabilir. Evet yani soruya baktım o şekilde cevap. Çıktı. Evet. Peki. Bakalım D şıkkı istediğimiz cevap mıdır? A şıkkı doğru cevap. Maalesef. Yani Hasan doğru iyilik. Evet. Ama kardan hasenen Kur'an tabirinde tabiriyle geçen karşılıksız verilen borç, Allah için verilen herhangi bir karşılık beklemeden Müslüman kardeşinin o durumunu düzeltmek için verilen borçtur. 50 puan daha aldık. İkinci bölüm size yaramadı Kazım kardeşim, ne dersiniz? İnşallah yarayacak. İnşallah. İnşallah. Yani belki olumlu tarafı ya da sizi çok fazla olumsuzluğa sevk etmeyecek tarafı diğer yarışmacıların da bu durumda olması. Evet, doğru. Değil mi? Lokman kardeşim. İnşallah bundan sonra her tahmin ettiğimi basacağım inşallah. Öyle olacak. Yapacak bir şey yok. İnşallah yani. Allah'ın izniyle. Yani gerçekten ben düşündüğüm hemen o çıkıyor. İnşallah. Menen kardeşim. Hocam yani soruların çoğunu yani biliyoruz da bilmiyorum heyecandan. Evet. Evet. Mutlaka öyledir. 19. soruya da bakarak inşallah cevaplandırdıktan sonra puan durumuna bakacağız. Çünkü ikinci bölümde yanlışlar çok oldu. 19. soru bir doğru yanlış sorusudur. Yine ekrana bir bilgi vereceğiz. Doğru mu yanlış mı diye soracağız. Bilgimiz şu. Endonezya Afrika kıtasındadır. Doğru mu yanlış mı? Endonezya Afrika kıtasında mı? Lokman doğrudur. Kardeşim. Doğrudur dedik. Evet. Bakalım, Endonezya Afrika'da mıdır? Ama Afrika alt kısmında bulunur. Haritaya baktığımızda o şekilde tahmin edelim. Endonezya Asya kıtasında bulunan bir ülkedir. Dünyada Müslüman nüfusun en çok olduğu ülkelerden de biridir. Endonezya'da Müslüman nüfus sayısı çok fazladır. 19. sorunun sonunda puan durumuna bakmak istiyoruz şimdi. Bir ekranda puanlara bakıyoruz. Menan Üzüm kardeşim puanınız yok. Lokman Gültekin kardeşim 2 üst üste yanlış cevap verdiniz. 50 puandasınız şu anda. Ve Kazım'da 100 puanda. Son bölümdeki sorulara da yaklaşmış oluyoruz. Onu da belirtelim. 20. soruya geliyoruz. Son 11 sorumuz. 20. sorumuz ekrana geliyor. Aşağıdaki kadınlardan hangisi sahabe değildir? A. Ümmü Zer Fariye, B. Rabia Tabiye, C. Fatma binti Kays, Esma binti Amr. Lokman kardeşimin Rabiatül Adeviye. Sahabe değildir. Sahabe değildir. İşaretliyoruz ve bakalım istediğimiz cevaplar. İsmini daha önce duymuş muyduk? Daha önce Mısır'dan Meyit. Önce. Hazreti Rabia'yı okuduğu zaman orası işte orada çıkıyor, orada duymuşum ben. Evet. Tabi'nin tabi'nin devrinde yaşamış. Sahabeler değil de sahabeler değil, tabi'nin devrinde yaşamış. Evet. Genç hayatı okuduğumuzda önce de duymuş. Mısır'da
tahta üflemeli bir çalgıdır. Alt kısmı geniş, üst tarafa doğru daralan bir tahta boru şeklindedir. Karışık halde verilen harfleri karışık halde verilen kelimedeki müzik aleti nedir? Bir müzik aletidir. Mutlaka duymuşuzdur. Üflemeli bir çalgı. Son 15 saniyeye geliyoruz. Baş harfi K'dir. K harfini başa alalım. Son 2 saniyeye geldik. Bitti süremiz maalesef. Klarnet desem... Valla duymamışsınız. Yok. Hiç duymamıştım. Klarnet duymamışsınız. Yok. Keman diyecek. Keman. Evet, keman aklımdaydı da. Ya da flüt. Flüt. Klarnet hiç duymadık abi. Klarnet. O zaman ben yanılıyorum. Evet. Yani herkesin yo, duyabilmiş doğrudur ama duymamışız yani. Aslında çıkar yani bu çok yabancı bir müzik aleti değil. Olabilir. Klarnet. Hiç. O ismi duydum. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. 24'e geldik. Son 6 sorumuz. Bu soruyu da boş geçtik. 26. sorumuz ekrana geliyor. Tarihten bir soru. Cumhuriyet döneminden. Cumhuriyet döneminde bir süre ezan Türkçe okundu. Türkçe ezan hangi yıllar arası ve kimin döneminde okunmuştur? 1932-50 İsmet İnönü. 38-48 İsmet İnönü, 25-38 Atatürk, 45-55 Cevdet Sunay. Yılları ve o dönemde Cumhurbaşkanı olan Menan kardeşim cevap vermek istiyor. 5 diyeceğim hocam, 1908 ile 1948 İsmet İnönü zamanında. 38-48 İsmet İnönü zamanında. Bakalım. Doğru cevap alamadık. Aile Beşik arasında kalmıştım ben. Evet, aşkıydı. Zaten Aile Bey arasında. Ya adı ya beydi yani. İsmet Kemal İnönü. Atatürk değildi. Evet. Yani ya adır ya da beydi. Evet. Yanlış zaten. Tahmin geldi. Aşkıydı. Evet. 32-50 yılları arasında. Zaten 50'de sonra Demokrat Parti'nin güçlenmesiyle beraber Türkçe ezan kaldırıldı. Evet, İsmet İnönü zamanındaydı ama hangi tarih tam bilmiyorduk. Oldu. 50 puan daha aldık. Daha doğrusu eksiye düşürdük Menan kardeşimizi. Hayırlısı olsun. Bugün şunu kabul ediyorum ki her üç yarışmacımızda da bir heyecan vardı. Tereddütle sorular cevaplanıyor. Doğru bilebileceğiniz sorulara yanlış cevap verdiniz. Hayırlısı olsun diyelim. Ama bu yarışmanın bir birincisi olacak. İnşallah. İnşallah. O da ben alacağım inşallah. Şimdi Lokman ve Kazım evet. kardeşlerimiz biraz daha önde gözüküyorlar ama 6 sorumuz daha var. 6 soru 600 puan demek. Menen kardeşim. İnşallah hocam. Bakarız inşallah. Sorumuz geliyor. 25. soru bu. Verilen tarihlerden hangisi ekinoks yani gece gündüzün eşit olduğu tarihlerden biridir? Gece gündüz bu tarihte eşittir. A 21 Ekim, B 21 Haziran, C 23 Eylül, D 23 Nisan. Günlerin, gecelerin uzunluğu yıl içerisinde değişir ama iki yerde bunlar eşit olur.
şıkları eleme yoluyla gidin. Bence bir tavsiyem. Hani yazın ve kışın ortalarında günler ve geceler dengesizdir. Lokman kardeşim cevap vermek istiyor. C şıkkı demek istiyorum. 23 Eylül. İşaretledik. Geri dönüş yok. Tamam. Bakalım. Nisan. Haziran. 23 Eylül. Ben Haziran düşünüyorum. Önce bir cevabı görelim. Tebrikler. 23 Eylül. Allah razı olsun. Haziran, Aralık aylarında gece gündüz birbirinden farklıdır. Haziran'da gündüzler çok uzun, geceler çok kısa. Yazı hatırlayın. Kışın bu sefer geceler uzun olur Aralık'ta. Gündüzler çok kısalır. 23 Eylül'de ise gece gündüz eşit olur. Değiştirmeyi düşünüyorum. Haziran diyecektim. Bir hafta içeriz. Bir hafta sonra gece gündüzün birbirine eşit olduğunu göreceğiz. Tebrikler. İyi ki de değiştirmemişsiniz. Yok, değiştirseydik Haziran diyecektim. Belki de Kazım, Haziran sıcak ayı olduğu için Kazım abi belki de sizi düşürmek istiyordu. Bilmiyorum. Düşüremez inşallah. Peki 26'ya geldik. Ekrana veriyoruz 26. sorumuzu. Tamam. Mushaf haline getirilen Kur'an-ı Kerim'in nüshaları ilk kez çoğaltıldığında aşağıdaki yerlerden hangisine gönderilmedi? Mekke, Basra, Şam, Bağdat. Nereye gönderilmedi? Altı yere gönderildi. İlk etapta 4, sonra 2 yere daha gönderildi. Biraz tahmin yürütmemiz lazım. Kazım kardeşim cevap verecek. Düşünüyorum, evet. Deşik'i Bağdat düşünüyorum. Bunda emin değilim. Emin değilim ama Bağdat evet. Düşünüyorum. Peki Bağdat'ı işaretledik ve doğru cevabı beklemeye koyuluyoruz. Eğer bu doğru cevapsa 100 puanı alacak Kazım kardeşimiz. İnşallah. Ve heyecan devam edecek iki yarışmacımız arasında. Bakalım doğru cevabımız D şıkkı mı? Tebrikler, 100 puan daha verdik. 6 yere gönderildi dedim. 6 nüsha basıldı. Biri Medine'de evet. Kaldı. Diğerleri ise Basra, o dönemin büyük devletleri Basra, Şam, Mekke, Yemen, Kufe ve Bahreyn. Büyük ülkeleri daha doğrusu diyelim. Buralara gönderildi ama Bağdat'a gönderilmedi. 100 puanı Kazım kardeşimiz aldı. İşitsel bir sorumuz var sırada. Onu da bir dinleyelim, cevap verelim. Sonrasında son 3 sorumuz kalacak. O zaman da puan durumuna bakacağız. Sorumuz geliyor değerli izleyenler. Bir ses duyalım, sonrasında soru soracağız. Dinlemekte olduğunuz eseri seslendiren sanatçının adı Bilal'dir. Bilal'in seslendirdiği eserin adı nedir? Kazım kardeşim. Yare Yara. Yare Yara. Albümün, albümde yer alan eserin ismi midir? Bakalım. Tebrikler. Yare Yara eseriydi. Bilal abimize teşekkür ediyoruz. Evet, bir anda ismini soracağımı düşündünüz ama o kadar basit bir soru sormazdım herhalde. Fakat bu da zor değildi, onu da yine belirtmiş olalım. Son 3 sorumuz ve puan durumunuza puan durumuna bakmak istiyoruz. Zira son artık dananın kuyruğunun kopacağı sorulara gelmişiz. Bakalım kim hangi durumda? Menan Üzüm kardeşim -50'de ve artık umudunu yitirmiş bir durumda. Zira her üçüne de cevap verse yine birinci olacak durumda değil. Orta masada Lokman Gültekin 300 puanda, Kazım Şanlı kardeşimiz de 300 puanda. Birbirine yakın puanlar, daha doğrusu eşit puanlar, yakında değil. 3 sorumuz var. Devam edelim. Edelim abi.
28. sorumuz ekrana geliyor. Verilen şıklardan hangisi 2. Abdülhamit döneminde kurulan ve Osmanlı Devleti'nin dış borçlarını düzenleyen kurumun adıdır? A. Mecelle, B. Duyunu Umumiye, C. Ahilik, D. Lonca. Genel borçlar da denilir. Genel borçlar idaresi. Son 30 saniye. Bekle gör İpucu taktiği yok. Görüyorum Kazım kardeşimde. İpucu... Yani verdim ya az önce. Genel borçlar idaresi de deniliyor. Menan kardeşim. 5 şıkkı diyeceğim hocam. Duyunu umumiye. 5 şıkkı dedik. İşaretliyoruz bakalım. Puan verdik. Evet. Genel borçlar kelimesinden mi yola çıkıyoruz? Evet. Yani. Umum genel demek. Evet. De, evet. Türkçe'de borca ne deriz? Lokman. Deyin. 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 Evet. Evet. Buradan da geliyor yine. Duyunu umumiye. Genel borçlar idaresi. Mecelle medeni kanun Osmanlı döneminde. Ahilik esnafları denetleyen ya da bir vakıf türü bir kuruluştu. Lonca ise esnaf teşkilatıydı. Ama Duyun-ı Umumiye bir kurumdu. Fakat Duyun-ı Umumiye'nin şöyle bir özelliği var. Şimdi Osmanlı döneminin son zamanlarında dıştan aldığı borçlar çok fazla oluyor. Avrupalılar bu kurum sayesinde Osmanlı'nın ekonomisini ele geçiriyor. Yani ekonomi bu kurumun bünyesinde tamamen Avrupalıların eline geçiyor. Son iki soru. Herhalde konuşmamı çok fazla dinlemediniz. Zira iki soruya odaklanmış görüyorum sizleri. 29. soruya geçtik. Bakalım sorumuz neymiş? Dünyada en fazla türü bulunan hayvan grubu hangisidir? Balık, kuş, yılan, böcek. Lokman kardeşim. Aşık ve balık. Yok. İşaretledik. Balık işaretledik. Ve bakalım. Ben aşıkkı diyorum. Aşıkkı dedik. Bakalım aşıkkı doğru cevap olacak mı? Böcek tahmin ediyorum. Maalesef böcek olmalıydı. Menan kardeşimizin dediği gibi böcek türü böcek, çok evet. Fazla. Ama balık kadar evet, balık böcek. En azından böcek yani kadar. Ya kuş diyecektim ya da böcek ikisinden ama böcek bana daha mantıklı bile geldi, daha fazladır. Evet. Ama Lokman abimiz dayanmadı. Yanlış geldi. 50 puanı geri aldık. Şimdi son bir sorumuz böcek kaldı. Evet. Bu soruda yani artık birinci belli olacak bu sorunun sonunda. Kalem kağıt kullanabilirsiniz. Zira karışık cümle dediğimiz bir soru. Cümlenin kelimelerinin yerini değiştirmişiz. Öyle soracağız. Karışık halde verilen kelimeler doğru sıralandığında Hazreti Ali'nin bir sözü ortaya çıkacak. Bu nasıl olmalı? Hazreti Ali'nin bir sözüdür şu anda. Koyu harflerle belirtilen cümleyi soruyoruz.
20 saniyemiz var. Son 10 saniyenin içindeyiz. Ve cevap alamadık maalesef. Lokman kardeş. Karıştırıyor da bir şey yani. Ben de yazabilirdiniz önünüzdeki kağıda. Ya bakıyoruz. İş daha kolaylaşıyor. Yani şimdi o zaman. Hayır, kelimeyi başa aldığınız kelimeleri, ortaya aldığınız kelimeleri sıralayabilirdiniz. Şöyle ki burada biz şöyle bir şey görüyoruz. Kendisi amel etmeksizin Allah yoluna çağıran kişi oksuz yaya benzer. Kendisi amel etmeksizin Allah yoluna çağıran kişi oksuz yaya benzer. Cevabımız buydu. Doğru cevap ya da hiçbir cevap alamadık yarışmacılarımızdan. Dolayısıyla birinci olan kardeşimiz Kazım, şanlı kardeşimiz, duygularınızı alalım. Duygularım gayet güzeldir. Arkadaşlarım grup halinde geldik. İşte yolda da konuşuyorduk. Birinci olacağım. Evet. İddiası. Kim olacak o şekilde. Allah bana nasip etti. Başarılar diliyorum arkadaşlarım da gerçekten. Onlar da yanlış doğruyu götürerek bayağı biraz heyecan vardı. Peki puan durumuna güzeldi. Bakarak inşallah bitireceğiz. Hangi yarışmacımız kaç puanla kapattı? Menan Üzüm kardeşim 50 puanda, Lokman Gültekin 250 ve Kazım kardeşimiz 300 puanda. Bu bir rekor aslında. En düşük seviyede kalan puanlar. Puanlar yüksek olarak. Değil yani. Çünkü yanlışlar çok göre. Oldu. Evet. Sorular da kolay değildi. Onu da söyleyelim. Evet. Ama her üç yarışmacımıza da teşekkür ediyoruz. Güzel bir vakit geçirdik. Evet. Menan Üzüm kardeşim. Teşekkür ediyoruz katıldığınız Allah için. Dua Yayıncılığın bir katkısı kitaplarımız. Lokman Gültekin kardeşim. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Abi. Kazım kardeşim. Allah razı olsun. Sizlerle inşallah yine yarışacağız i̇nşallah, finalde. İnşallah. Efendim yarışmamız bu hafta sona erdi. Bu haftaki birinci önümüzdeki iki hafta sonra inşallah yine finalde yarışacaklar. Gördükleri iletişim hatlarından bizlere ulaşabilirler. SMS